Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 1 Ocak Cumartesi İstanbul yarış programımıza sizlerle beraberim. Evet, yeni yılımıza girdik. Yeni yılımız herkese huzur, mutluluk, önce tabii ki sağlık getirmesi dileğiyle, bol kazançlı bir yıl geçmeniz dileğiyle tüm yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, İstanbul'da 8 koşulu bir programımız var. Birinci koşuda itibaren ben yorumlara başlayacağım. Birinci dörtlük ayağın yedili plase, ikili çifte, birinci üçlük ayağın oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Evet, birinci koşu 17.45'te bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre santrali kumdaki sürat koşusu bizleri bekliyor. Burada büyük ihtimalle 7 nolu Red King Adem Aslan'la bir kulvar da çekmiş. Ayağına seri bir saplamamız çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak ama buna Royal Baby, o da Ahmet Çelik de 3. kez start alacak. Ben etkili bir performans gelmesini bekliyorum. Kazanmanın en güçlü adaylarından görüyorum. 8 nolu safkanımız benim banko adayım olacak. Arkasına 7 ve 10 nolu safkanları bağlayarak bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Yani 7 kaçıp bitirmeye çalışacak ama 8 nolu safkanımız buna müsaade etmeyecek. 7'yi ikinciliğe bırakabilir. Sevgili dostlar, 8 bankomuz olacak. Arkası 7 ve 10'u da değerlendirip ikili deneyebiliriz. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman 7 plase ve 1. üçlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Şartlı 3 bir mücadele. 5 ve yukarı Arapların 1500 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız mücadele edecek. Evet, burada bakıldan bana müsaade. Yani ben birazcık bu gruptan farklı tutuyorum bu safkanı sevgili dostlar. Ben de kazanmaya yakın gibi çıkıyor, görünüyor. Koşuları pek iç açıcı olmasa da yaptığı son koşusunda toparlanma aşaması gözüken bana müsaade eden bir Kayızbek korucu Halil yol açıcıyla ben bu grupta kazanma en güçlü adayı banko adayım olacak 7 plasede. Bunun arkasında 1 nolu Karagül Bey'i Cemal Paso'yla ve de 7 nolu Muzo Baba'ya da dikkat derim. 213 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. Yani grubun kaliteli safkanı Mehmet Kaya ile de iyi uyum içerisindeler. Etkili bir performans gelip kendini bir ikincilik çıkartabilir. 2 banko adayım, arkası 1 ve 7 olarak değerlendirebiliriz. Evet, 3. koşu altılık ayımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Bir maiden koşuyla start verilecek altılık ayımızın başlangıç ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim burada 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim atım Vedat Abiş ile 3. kez buluşan Kral Çıplak diyeceğim ben sevgili dostlar. 5 nolu safkanımız. 2. atım 1 nolu Güneş Işığı Görkem Özçelik'te ve de 3 nolu safkanımızda ilk startında güzel bir 3. geldi Talis Karataş'ta. Şimdi 66 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Ben yine birinciliğin güçlü adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Sıralama 5, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak. 6'lık ayımızın ilk ayında yer vereceğim safkanına. Evet, 4. koşumuz 5'lik ayımızın da başlangıç ayağı. Şartlı 3-1 mücadele. 4 ve yukarı Arap İngilizlerin 2100 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 14 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Ekürlerimiz olacak 4 nolu Flamboz ve 7 nolu Koca Vezir. Ekür olarak start alacaklar. Evet, benim burada ilk şans vereceğim atım Ay Pars olacak Ahmet Çelik'le. Yani etkili bir performans gelecektir. Yani kazanmanın güçlü adaylarından ilk şans vereceğim atım 12 nolu Ay Pars. Büyük ihtimalle sürdürek de favori çıkacaktır. Yani banko aday olarak da değerlendirecek çok arkadaş olacaktır. Ama ben burada sürpriz hanesinde yer vereceğim safkanlar var kuponumda. Onlar kimler? 4 nolu Blendos sevgili dostlar. Ekürler. Sonra 3 nolu Bonus. 2 nolu Black Rock. Mehmet Kaya'yla 1 nolu safkanımız Mürsel Kayış'la ve de 5 nolu safkanın Kanako'nun
oğlu diyerek burada sıralamam sevgili dostum. 12 başta olmak üzere 4, 3, 2, 1 ve 5 don sapkanları da göz ardı etmeyerek ben burada Aypars'ı biraz yıkmaya gittim sevgili dostlar. Tabi tek atacak arkadaşlar için bir şey diyemeyiz. Tek de değerlendirebilirsiniz ama ben sürpriz çıkacağını düşündüğüm 4, 3, 2, 1, 5'i de kuponumda şans vereceğim. Evet, 5. koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 2. dörtlük ayınızında başlangıç ayar dişilere ait bir mücadele olacak. 4 ve aralıkların 2000 metre Saint-Étienne'deki mücadelesini izleyeceğiz. Evet, ben burada çok çok uygun bir grupta start alacağını düşündüğüm Öncü Pınar'ı sevgili dostlar, Mürsel Kayışlar'la ilk defa buluştu. Ben çok etkili bir performans gelecektir ve de kazanmanın güçlü adaylarından birisi olarak görüyorum. Banko adayım olacak. Altılık ayımızın 3. ayına tekabül eden bu koşuda 3-0 Öncü Pınar benim bankom olacak. Rakip hanesinde ikili deneyecek arkadaşlar için Yeninoğlu Petek Kağan, Görkem Özçelik'le 3. kez buluştuğu yaptığı son koşusunda kötü gidişe dur dedi sevgili olsa. Handikap 15-2100'de kazandı. Bir ikincilik çıkartabilir ve de burada 4 nolu Demir Yıldız diyeceğim ben. İşman Çizik'le gerçekten Kocaeli'de şov yaptı sevgili dostlar. Yine etkili bir koşular çıkarttı. İşman'a da buradan tebriklerimizi gönderelim. Yani 3 nolu Öncü Pınar bankomuz, arkası 7 ve 4'ü bağlayarak bir ikili deneyebiliriz 5. koşuda. Evet, 6. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 3-1 mücadele dişilere mahsus bir koşu. Bizleri bekliyor 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentetikte mücadele verecek 7 İngiliz safkanımız. Evet, bakıldığında 6 nolu safkanımız Halis Karataş'ta 3 kere start aldı. İlk startını İstanbul'da 1200'de şartlı biri kazandı. Arkasından 1400'e bir üçüncülük. Şimdi 1300'e çıkacak. Yani çok çok ön plana çıkacağını düşünüyorum ben sevgili dostlar. Yani çok favori çıkacağını düşünüyorum ama burada ben kuponumda ilk tercihim benim 3 nolu safkanımız olacak İşman Çizik'le. O da ilk defa buluştu. Yaptığı 3 koşusunda yani 5 start aldı. 2 koşusu, bir 6. 4. ondan sonraki koşularını tekrar izledim. Gerçekten hem eşkol olarak beğendiğim hem de iyi koşular çıkarttığını düşündüğüm benim tercihim ilk şanslı safkanım 3 olacak. Sonra ilk startında güzel bir birincilik elde eden 2 nolu safkanımız Ahmet Çelik ilk defa buluştu. Bir 101 günlük arası var biliyorsunuz. İngiliz safkanlarda ara çok iyi geliyor sevgili dostlar. Araplarda birazcık tereddüt oluyor. Ama İngilizlerin verdiği aralar sonra yarışa katılıyorlar. O aralar İngiliz safkanlarına daha da yarıyor. Ben 2'yi de göz ardı etmeli kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Yani ben 6'yı yıkacağım burada. Sonradan 6 nolu safkanımızı kuponumda iliştireceğim. Yani sıralamam ilk tercihim 3, 2 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet, 7. koşumuz şartlı 4. 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentetik kumda mücadele verecek 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da sevgili dostlar bir ekürümüz olacak. 5 nolu ilk poraltı ve 8 nolu Güldağı ekür olarak start alacaklar. Benim burada ilk tercihim 1 nolu Sadekar diyeceğim ben Mehmet Kaya'yla. İkinci atım 7 nolu Uzun Mehmet diyeceğim ben. Sürpriz bir isim önereceğim. Bu safkana çok dikkat edelim sevgili dostlar. İyi start aldı takdirde burada yani Vedat'la etkili bir performans gelecektir. Sonradan kuponumda yer vereceğim safkan 3 nolu Afşar olacak Ahmet Çelik'le ve de 2 nolu safkanım Sarı Yerli'yi de göz ardı etmeyerek kuponumuzda yazmamız doğru olacaktır. Sıralamam 1, 7, 3 ve 2 nolu safkanlar tercihimdir 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz altılık ayarımızın da son ayağı şartlı 4 dişiler ama 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre sentri kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada banko adayım 12 nolu safkanımız Halis Karataş'ta bankomdur. Arkasına 3 ve 4'ü bağlayarak 1-2'li deneyebiliriz sevgili dostlar. Herkese bol şanslar.